Değerli basın mensupları günaydın. Bugün size gündemde çok yoğun olarak yer alan, özellikle dün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarından sonra gündeme tekrar oturan Karar Okulu mezuniyet töreni hakkında değerlendirmelerimi aktaracağım. Detaya girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Burada Cumhuriyet'in, Türk Milleti'nin kurtuluşu, Cumhuriyet'in kuruluşunda başat rol oynayan, Atatürk'ün iki büyük eserimden biri olarak değerlendirdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı, ama bundan da önemlisi eski bir asker, emekli bir asker ve bir harp okulu mezunu olarak bu değerlendirmeleri yapacağım. Bence bu süreç değerlendirilirken kesinlikle şunu göz önünde bulundurmak lazım. Bu faaliyet, şu anda bir kaşık suda fırtına koparılan faaliyet, yıllardır devam eden bir ritüel. Benim internetten yaptığım araştırmalarda 1990'ların başına kadar devam eden, daha sonra 2016 yılına kadar süre gelen, 2016-2017'de hatırlarsınız hain darbe girişimi sonrası harp okulları mezun vermemişti. O dönemde bir akamete uğrayan, daha sonra 2018'den itibaren 2023'e kadar yapılan bir ant seremonisi. Bu seremoninin içerisinde hiçbir suç unsuru yok. Bu teknik detayları daha sonra size ifade edeceğim. Kılıç çatma olayı ise hepiniz biliyorsunuz, Türk milleti de bunu takip ediyordur. Tarihi milattan önce 209 yılına kadar uzanan kara kuvvetleri, Türk ordusu, kılıç tören üniformasının mütemmim bir cüzüdür. Yani ayrılmaz bir parçasıdır. Törenlerde kılıç çatma, yani o kılıcı birbirine vurma olayı her zaman yapılır. İster resmi törenin içinde yapılır, ister resmi törenin dışında yapılır. Bir örnek vermek gerekirse, subayların evliliklerinde bile bazen bu kılıç çatma olayı, mutluluğu, bu olaya isteği, ilgiyi göstermek için icra edilir. Dolayısıyla bunun da rutin bir faaliyet olduğunu hatırlamak gerekir. Hepimizin bildiği gibi bu kılıç çatma olayı, örneğin 2021 yılında Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu'nun müştereken yaptığı törende yine yapıldı. Bunun videoları sosyal medyada mevcut. Dolayısıyla bu yeni bir olay değil. Bunun üzerinden bir siyasi rant devşirmek, vesayetmiş, darbeciymiş, başka bir oluşummuş gibi siyasi hedefler peşinde koşmak adil değil. Bence Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu siyasi tartışmaların içine çekmek de hiç uygun değil. Bu genç teğmenler 30 Ağustos sabahı yaşanan bir coşkuyla 5 yıllık eğitim sonunda ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusuna katılmanın verdiği heyecanla bu işi yapıyorlar. Bu arkadaşlar zaten 5 yıldır Milli Savunma Üniversitesi emrindeki harp okulunda her şeyleri kontrol altında, incelenmiş. Dolayısıyla bu çocukları bu şekilde itham etmek uygun mu? Hemen bu törenden sonra takip etmişsinizdir. Ya atılan tweetler, yapılan açıklamalar, bazı basın mensuplarının açıklamaları, bunlar kabul edilemez. FETÖ döneminin haysiyet cellatlı uygulamaları yapıldı bu çocuklara ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı. Etrafımız ateşten gömlek, kuzeyimizde çatışmalar, güneyimizde çatışmalar, terör örgütü, bölücü terör örgütü hala tehdit oluşturuyor. Batıda komşumuz hazır bekliyor. Ama siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en genç mezunlarını bir suni tartışmayla, iftiralarla, dolayısıyla bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmaya çalışıyorsunuz. Atatürkçü kesimi rencide ediyorsunuz ki bu Türkiye'nin zaten Atatürk zihniyetini kabul etmeyenler benim gözümde Türk vatandaşı değildir. Türk milleti olarak kabul edilemezler. Şimdi bir askeri birliğe gittiğinizde, askerlik yaptığınızda, törenlerde, milli günlerde o coşkuyu yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu teğmenlerin bu kılıç çatma olayını da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Atatürk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ebedi başkomutanı. Bunu herkes kabul ediyor. Ebedi başkomutanı. Başkomutanlarına saygı bu teğmenlerin görevi. Anayasada Atatürkçülük ilke olarak benimsenmiş durumda. Harp okulları, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları yönetmeliğinde eğitim sisteminin Atatürkçü değerlere dayandırılması gerektiği benimsenmiş durumda. Dolayısıyla bu şekilde bir vesayet, darbe, başka türlü oluşum, illegal oluşum gibi iftiralarla bunun bu iftiraların kabul edilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Eğer vesayet, darbe aranıyorsa FETÖ döneminde kumpaslarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıpratılmasını, askeri personelin haysiyet cellatlığı veya işte 2000'li yıllardan başlayan adli süreçlerle tasfiye edilmesini, bir kısmının hapishanelerde vefat etmesini, bir kısmının hapishanelerden çıktıktan sonra hastalanıp vefat etmesini göz önüne almamız lazım.
Esas milli güvenlik sorunu o. Esas darbe o. 15 Temmuz gecesi 252 tane vatandaşımız şehit oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimini engellemek için. Ama bunun yanında onlara destek veren kimdi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %96'sıydı. Kışlalarından çıkmayan FETÖ'cüleri, bir kısmını kışlalarından çıkarmayanlar. Bunların hepsi Atatürk ilke ve devrimlerine laik demokratik cumhuriyete bağlı askeri personeldi. Subay, assubay, uzman çavuşlardı. Dolayısıyla bunu da göz önüne almak lazım değerlendirmeler yaparken. Şimdi özetle ben, herkes konuşuyor, herkes duruşunu söylüyor ama bir kere daha bu durumu özetlemek istiyorum. Bir kere bir, bu faaliyet, bu ritüel yıllardır devam eden bir ritüel. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde de yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de yapıldı. Bu faaliyet tören içinde de yapıldı, törenden sonra da yapıldı. Bir sivil üniversitede şapka atma bir ritüel olabilir. Ama takdir edersiniz ki hadi Amerikan Deniz Harp Okulu'nda da olabilir. Ama Türk Harp Okulları'nda, yapısı disiplin olan Türk Harp Okulları'nda bu kılıç çatma sevincin, mutluluğun, mezun olmanın, harbiyeye vedanın bir göstergesi. İkincisi, yapılan andın sözlerini inceleyin lütfen. Sözlerinde hiçbir suç unsuru yok. Mustafa Kemal, Atatürk'ün askeriyiz, Mustafa Kemal'in askeriyiz demek bir suç unsuru mu? 1922 yılında Turgut Özakman'ın anılarını veya kitabını merhum incelerseniz, İşte Türk askerlerini gören köylü kadınlarımızın Kemal'in askerleri geldi dediğini duyarsınız. Oradan başlıyor bu süreç. Ebu Fez Elçi Bey 1994 yılında Türkiye'yi ziyarete geldiğinde Azerbaycan lideri Cumhurbaşkanlığı tören kısasını karşılarken merhaba Mustafa Kemal'in kahraman askerleri demedi mi? Yani dolayısıyla bu Mustafa Kemal askerleri demekte hiçbir beis yok. Ebedi başkomutanımız. Bundan doğal bir şey yok. Sonuncusu da bu tören, daha doğrusu bu ritüel resmi törenden sonra yapılıyor. Yani resmi töreni bozup disiplin bozucu bir hareket değil. İnsicamını, düzenini bozmuyor resmi töreni. Ayrıca bazı sosyal medyada biliyorsunuz bu tip olaylar geçmiş dönemde de görmüştük. Hemen sosyal medya tetikçileri devreye giriyor. Yok 90 kişilik bir grup, 100 kişilik bir grup. Burada kesinlikle ayrım, bölücülük yok benim gördüğüm. Bütün sınıf Atatürk'e, hiçbir siyasi düşünce olmadan. Bu arkadaşlar başka siyasi görüşlerde olabilir. Başka düşünceler de olabilir ama hepsinin ortak çatısı Atatürk, Atatürk değerleri. Biz de o yüzden burada bu siyaset üstü konuşmayı yapıyoruz. Genel Başkanımız bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunu çok net ortaya koydu. Bu siyaset üstü bir durum. Bu konunun takipçisiyiz. Atatürk bizim ortak ve en üst değerimiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer sorunuz varsa almaya hazırım. Bu konuda şunu belirtmek istiyorum. Şu anda Milli Savunma Bakanlığı bir inceleme yapıyor. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağrından çıkmış, yıllarca komuta etmiş, başta Milli Savunma Bakanımız olmak üzere yetkili komutanlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Dolayısıyla adil, Atatürkçü, Türk milletini tatmin edecek bir sonucun çıkacağına da inanıyorum. Biraz önce belirttiğim gibi 5 yıl harp okulunda eğitim görmüş, her şeyleri didik didik incelenmiş, okulda alınırken, okul sırasında Milli Savunma Üniversitesi kuruluşunda bulunan 2016 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tesis edilen bir kuruluş emrinde bulunan öğrencilerin zaten başka bir yasa dışı oluşum, fikir, düşünce içinde olmaları mümkün değil. Safiyane o günün heyecanıyla yapılan bir gösteri. Mustafa Kemal'in askerliğiyiz. Elbette Mustafa Kemal'in askerliğiyiz. Asker demek illa silah alıp bir şey yapmak değil yani. Dolayısıyla maçta da duyuyoruz onu, milli maçlarda da. Dolayısıyla ben en adil, en uygun neticenin alınacağını değerlendiriyorum. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sadece buradaki 960 veya kaçsa teğmenimiz değil konu olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de moral bozukluğuna neden olacak girişimlerde bulunmamasını tavsiye ediyorum. Çünkü hakikaten şu anda kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla, PKK'sıyla, YPG'siyle birçok tehditle uğraşan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'yle, canı pahasına uğraşan Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Türk Silahlı Kuvvetleri var. Bu teğmenler işte eğitimlerini tamamlayıp 6 ay sonra 9 ay sonra işte Irak'ta, Suriye'de namlu ucunda görev yapacaklar. Şehadeti göze alarak. Bunu da değerlendirmeleri lazım. Onu ben sabah ben de Twitter'da gördüm. O konu hakkında hiç bilgim yok. Yani bölük komutanları istifa etmiş diye bir Twitter'da var, sosyal medyada. Ama biliyorsunuz sosyal medyadaki haberler çok değişik, manipülatif, yönlendirici olabiliyor. O konuda hakkında bir yorum yapamayacağım.